Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. 2023 maddi yardım başvurusu ve şartları. Maddi yardım başvurusu nasıl yapılır? Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. 2023 yılı yardım başvuru şartları bulunur. Bu şartlar gerçekten ihtiyacı bulunan bireylere ulaşabilmek adına konulmuş şartlardır maddi yardım denilen gerekli vatandaşlara yapılan para yardımıdır. Maddi yardım için belediyelere ya da kaymakamlıklara başvurulması gerekir. Bunların yanı sıra devlet dışında maddi yardım yapan iş adamları ve vakıf yardımları da bulunur. Maddi yardım başvurusuna sadece ihtiyaç sahipleri başvuru da bulunabilirler. Yardıma muhtaç kişiler devletten dışında maddi geliri yüksek, Zengin ve ünlü kişilerden de destek alabilirler. 2023 yılında Aile ve Sosyal Bakanlık tarafından ihtiyaç sahiplerine 850 TL ila 1250 TL arası ihtiyacı onaylandığı takdirde maddi destek yardımı yapılır. Maddi yardımı başvurusu için özel bir şart koşulmaz. Her vatandaş bu yardıma başvurabilir ve başvurdukları aracılık tarafından incelemeye tabi tutulurlar. Bu inceleme sonucunda maddi yardıma ihtiyacı belirlenen vatandaşlara yardım yapılmaya başlanır. Maddi yardım başvurusu nasıl yapılır? Maddi yardım başvuruları devletten talep edilebileceği gibi vakıflar ve özel kuruluşlardan da talep edilebilir maddi yardım almak isteyen tüm vatandaşlardan istenen tek koşul maddi yardım başvuru formunu doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurmalarıdır. Bu koşulu yerine getiren her birey maddi destek başvurusu yapabilir. Maddi yardım başvuru formunda bireylerin aylık gelirlerini beyan etmeleri, hali hazırda bir işte çalışıyor olup olmadıkları, oturdukları ev kendi mülkleri mi yoksa kira mı gibi bazı sorular bulunur. Bu bilgilerin eksiksiz ve tam şekilde doldurulması istenir. Bu bilgiler ile maddi desteğe ihtiyaçları olup olmadıklarını anlatmış ve beyan etmiş olurlar. Böylelikle başvuru sahiplerinin gerçekten ihtiyaç sahibi oldukları belirlenirse ihtiyaçları olumlu sonuçlanır. Eğer ihtiyaç sahibi görülmezler ise başvuruları olumsuz sonuçlanacaktır. E-devlet üzerinden maddi yardım başvurusu e-devlet üzerinden para yardım başvuruları için sisteme giriş yapılması yeterlidir. Bu siteye giriş sağladıktan sonraki adım ise sadece başvuru formunu doldurmak ve başvurunuzun onaylanıp onaylanmadığını takip etmektir. Bunun dışında yardım almak isteyen vatandaşlardan başka istenen bir koşul bulunmaz ve herhangi bir devlet kuruluşuna belge götürmeleri istenmez. E-Devlet formunda istenen belli başlı bilgiler gelir beyanı, aile birey sayısı, öğrenci ve çalışan bilgisi gibi genel bilgiler istenir. Bu bilgiler ve başvuru kimseyle paylaşılamaz gizli tutulmak ve kayıt altına alınmak zorundadır. Maddi yardım başvuru form örneği. Maddi yardım başvurularında örnek yayınlanan formlar mevcuttur. Bu formlar kapsamında vatandaşlar yardım başvurusunda bulunabilirler ve yardım alabilirler. Başvuru formu örneklerini birçok kez paylaşılmış olup teknolojik ortamda bulunması oldukça kolaydır. Bunun yanı sıra başvuru formunu doldurmadan sadece görmek için de yine e-devlet üzerinden giriş yapılabilir ve başvuru formu incelenebilir. Başvuru formları tüm vatandaşlara açıktır. Maddi yardım sorgulama Maddi destek sorgulamak için e-devlet kapısına giriş yapılır ve buradan sosyal yardım bilgileri sorgulama ekranına geçilerek başvuru da bulunduğunuz tüm yardımları, aşamalarını ve sonuçlandığı takdirde sonuçları görüntülenebilir. E-Devlet dışında başka bir yerden yapılan başvurular için ise başvuru yapılan kuruluş aranabilir Türkiye Cumhuriyeti bilgileri ile sorgulama yapılabilir ya da başvuru yapılan kuruluşun internet sitesi mevcut ise internet aracılığı ile de sorgulama yapılabilir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dair yeni gelişmelerden ve sosyal yardımlardan anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.